Merhaba arkadaşlar mecana hoş geldiniz. Evet sezonun son günündeyiz ve bugün itibariyle e, sezon sona eriyor ve bu videoda da bu geçtiğimiz sezon ne yaptım, ne şekilde oynadım, neler kazandık, neler kaybettik, durumumuz nedir, onun bir değerlendirmesini yapalım. Ayrıca önümüzdeki sezon Hazırlıkları anlamında ne yapıyorum, ne yapmaya çalışıyorum onlardan kısaca bahsedeceğim. Şimdi öncelikle hemen ligden bahsedeyim. Bu sezon tek kupam var. Lig kısmetse geliyor. Biraz sonra bir maçım var ama oldukça güçsüz bir rakiple oynayacağım kısmetse. Bir aksilik olmazsa 3 puan farkla liderliği liderliğe aldım gibi. Zaten aynı puan olursak e, averajımız var. E, şimdilik averajımız bir artı 4 üstünlüğüm var şu noktada. Ama dediğim gibi çok büyük bir sıkıntı olmaz hayırlısıyla. Ee, rakibim güçlü. Bu rakiple iyi mücadele ettik. Ee, ama son andaki e, galibiyetimi alarak şu geçtiğimiz haftalarda bu rak yani kendi rakibimi kendim yenerek e, alıyorum. Tek mağlubiyetim de ligin başında alakasız bir takıma yenilmek olmuştu. Dediğim gibi bu rakibi her iki maçta da yenmek suretiyle bu Paris Saint Germain FC'yi e, şampiyonluğu alıyorum. Yani bileğimin hakkıyla öyle söyleyeyim. Diğer rakipler de güçlüydü. Fena değildi gerçekten. Ama e, iyi oldu, iyi geçti. Gördüğünüz gibi güzel maçlar oynadık. Yani bu sezon bu ligden çok mutlu oldum. Çok memnun ayrıldım. E, tabii bunda e, oyuncu istatistiklerine bakarsanız şöyle. E, Mbappe 63 golle gol kralı oldu. En iyi derecede onda şimdilik en iyi oyuncu. Uğur Erdem aynı şekilde hem asist kralımız oldu hem de en iyi derecede 3 oyuncuyu koymuş olduk. Yani gerçekten bu sezon ligde çok başarılı maçlar çıkarttık. Şöyle oyuncumuzu da bir göstereyim kısaca. Artık 26 yaşında yani yavaş yavaş yaşlanmaya başlıyor. Ama şimdilik güzel 1.93'lük boyu çok yönlü hücum oyuncusu, birebir golcü özelliği ile iyi bir oyuncu. İnşallah bu sezonda gol kralı olarak yine bitiricilik özelliğini arttırmaya devam edecek. Hedef adamı zaten böyle güzel kontratı hemen şu noktada uzatalım. Hiç bekletmeyelim. Niye? Yani direkt 3 sezon. Evet. O sormadan biz yaptık diyelim. Uğur Erdem de iki sezon önce gelmişti. Gençlik Akademisi'nden. Güzel. Bu da iyi bir asist oyuncusu. Şimdilik bu da güzel. Buna duran top kullanan oyuncu ve serbest vuruş ustası verdik. Kornerleri e, bu elemana attırıyorum. E, aslında korner ustası olmuş olsa daha güzel olurdu ama... Asıl benim amacım zaten e, şu e, duran top kullanan oyuncu olması. Yani şu her topu kullanabildiğini gösteriyor. E, i̇ster korner, ister e, serbest vuruş fark etmiyor. Penaltı dahil. Dolayısıyla bu oyuncu iyi bir vuruş elemanı. Şimdi gelelim arkadaşlar diğerlerine. Kupadan e, daha kısa zamanda biz havlu attık. Sebep finaldeki elemanı görünce arkadaşlar. Çok oynayasım gelmedi. Hatırla. Beni takip edenler bilirler arkadaşlar. Birkaç sene önce de e, bu elemanla aynı grupta yer almıştık. Hatta üst üste resmen e, zehir etmişti o turnuvaları. Şampiyonlar Ligi'nde, Kupa'da sürekli karşıma gelerek. Hatta kendisi de bir gün bana yazmıştı. E, yorumlarda, eski yorumlarda bulabilirsiniz. Hani... Alın teri demişti ee, ama arkadaşlar takımı çok güçlü. Gördüğünüz gibi 42 benden bir alt seviyede ve ona rağmen sistem sadece bir üst seviyeye atabiliyor şu an için. Bu elemanın bir 2-3 seviye yukarıda olması lazım. Yani bizim gibi şey işte 100'lük, 105'lik, 110'luk rakiplerle karşılaşırken e, inanın bu rakibe karşı çok bir şansı yok. Elemanın takımı çok güçlü. Şöyle göstereyim yeter çok açmamıza gerek yok. Hadi bir tane şu. Onun Messi'sine bakalım. Yani şöyle bir eleman. Yani dolayısıyla arkadaşlar ben kupayı çok öyle önemsemedim diyelim. <laughs> Şimdi Süper Kupa ve aynı şekilde Süper Şampiyonlar Ligi'nde de rakibim buydu. Ben bunu eğlendim arkadaşlar. Güzel bir oyuncu. Bu elemanı tanıyorum. Daha önce ben buna ligde karşılaşmıştım. Onlar da başarılı olmuştuk ama bu sefer takıma daha iyi geldi açıkçası ve e, beni yendi, geçti. Dolayısıyla Şam, e, Şam, e, Şampiyonlar Ligi'nde ben bu elemanı kaybedince Süper Kupa'yı da bu elemanı aldı, götürdü. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yani doğruya doğru demek lazım. Bileğin hakkıyla aldı eleman. Hatta şöyle ilk maç 2-2, ikinci maç maalesef 6-3, e, acı skor. Önemli değil artık yapacak bir şey yok. İnşallah önümüzdeki sezon karşılaşmayız. Veya karşılaşırsak da ona göre bir şeyler yapmaya çalışırız. Bu sezon arkadaşlar diğerlerinden farklı olarak şöyle bir şey. Kralların kralını ben genelde elemelerini oynayıp finalleri hiç oynamıyordum. Elemeleri oynamamız sebebi de son birkaç sezondur. Özellikle özel sponsorluk ödüllerine görev olarak tanımış olması. Onu yapmaya çalışıyordum. Şimdi arkadaşlar ee, bu seferki rakipler... Yani finaldeki rakipler aşırı güçlü değil. Bakın bu 85 değil arkadaşlar. Takım yine 123'lerde, 125'lerde. Gördüğünüz gibi takımı gizlemiş durumda. Yani yedeklere çekmiş. Gerçi bunun hiçbir esprisi yok biliyorsunuz. Ee, yani takım düşürmüş olmuyorsunuz yedeklere çekerek. Ee, takımdan gerçekten oyuncuları çıkartmanız lazım. Göndermeniz lazım ki öyle olsun. Bu eleman aynen duruyor. Evet böyle 120'lik rakiplere karşı. Bunlara karşı çok fazla bir varlık gösteremeyeceğimi düşünerek hiç çok uğraşmadım. Zaten onlarda da baktım 8'de 8 yapmaya başlamışlar. Dedim hiç oynamaya gerek yok. Ben sadece aralarından yani günde 5-6 maç yapsam bana yeter. Yani zaten diğer maçların arasında çok vakitte bulamadım. Ama dediğim gibi güzel oldu. En azından 10 token 10 dinlenme paketi 10 tedavi puanı almış olmak yani alacak olmak güzel. Şimdi Sonra özel sponsorluk ödüllerini arkadaşlar bu sezon e, ben şey yapmadım e, premium açmadım e, zaten daha önce bu sezonun başında konuşmuştuk e, yani şu an takıma alacağım ekstra bir oyuncu yok bu noktada dolayısıyla ben asıl bu özel sponsorluk ödüllerini e, son aşamada vermiş olduğu hemen şöyle göstereyim premium özel yetenekler. Ben özellikle arkadaşlar bunun için istiyorum. Ama şu an bendeki oyuncular iyi. Ha, önümüzdeki sezon almak isterim. Çünkü çünkü hemen göstereyim. Bu arada dün yayınlamış olduğum bir video vardı. Ona bakmış olursunuz zaten. Bu odaklanmış takımı çok soran arkadaşlar vardı. Onlar için hazırlamıştım. Eee İnşallah bir sonraki sezonda yani yine aynı şekilde bu görev gelirse sıkıntısız bir şekilde geçebilirsiniz istiyorum. Ee, hemen şöyle önümüzdeki sezon arkadaşlar Gençlik Akademisi'nden gelecek olan iki tane oyuncum var. Onları göstereyim. Aslında temel bir tane şu gelecek. Çünkü e, forvette eleman eksikliğim var. Yani sol kanat, sağ kanat güzel. Onlarda bir sıkıntı yok. Zaten gördünüz e, en iyi oyuncularda ligde e, Uğur Erdem sağ kanattan, e, İsotçu sol kanattan iyi işler yaptılar. Ama ortaya şöyle bir AMC gibi, bir e, ST arkası hatta ST artık ikisi arasında gidip gelsin diye bu elemanı yetiştiriyorum arkadaşlar. Hedef adam özelliği var. Hemen bakalım şöyle. Evet. Hedef adam özelliği var. 1.81 boyunda birebir golcü özelliğiyle verdim ve bu şekilde yetişiyor. Gayet güzel 104. Ee, takıma katıldıktan sonra biraz bakacağım. Ee, üzerine belki biraz e, yeşil basabilirim. Şöyle bir 100 150 bir yeşil basıp e, daha ekstra bir şeyler yapabiliriz. Ama dediğim gibi o duruma göre bakacağım. Şu an bu kadar geliştirdim bir de şöyle bir DC, DMC tarzında bir oyuncu getiriyorum. Bu da pasör stoper özelliği var. Oyun kurucu. Yani ciddi anlamda bir DMC olacak bir oyuncu. Bu geliyor. Buna da bakacağım. Eğer iyi alıyorsa, iyi hızlı bir şekilde gelişimi güzelse buna da yoğunlaşabilirim. İkisi arasında karar vereceğim. Peki bunu neden alıyorum? Çünkü bu sezon arkadaşlar hemen takım bu sezon nasıl oynadığımı göstereyim. Genellikle bu sezon %80 böyle oynadım. Maçın içerisinde rakibe göre şunları ileri aldığım olduğu veya duruma göre şu şekilde çift DMC ile oynadığım da oldu. Yani oyunun gidişatına göre e, dizilişleri rakibe göre değiştirdim, değişiklikler yaptım. Ama şu üç defanstan vazgeçmedik çünkü, hemen çünküyi açıklayayım arkadaşlar, engelleyici özelliğimiz var. Güzel bir şekilde stoper özelliği var sonda. Ve bu elemanlar çok güzel iş yapıyorlar. Şu an zaten gördüğüm kadarıyla Top 11 içerisinde eğer ekstra bir güncelleme gelmediği müddetçe AML, AMR o kadar önemli değil. Yani şu an AMC, ST, MC, DMC şu an ortadan önemli. Kaç sezondur hep bu şekilde devam ediyoruz. Dolayısıyla ortayı, yani üçlü defansı çok iyi tuttuğunuzda sıkıntı yok. Önceden mesela dörtlü defans oynadığımız zamanlar çok olmuştu. Hatta şimdi aml AMR saldıranlara karşı üçlü defans hala güzel bir çözüm yolu. Bir de şu çift DMC'yi kenarlara açarsanız çok sıkı AML-AMR'yi de durduracak şekilde gelişiyor. Hatta o zaman şöyle geri mantık da verdiğinizde Buradaki DMC'ler arkadaşlar sol kanada sağ kanata yapışıyorlar. Bilginiz olsun. Neyse. Tabi bu arada bunları da geriye çekmek elbette faydalı olacaktır. Ayrı bir mevzu. Neyse dediğim gibi genel değişik oynadık ama şöyle defansımız oldu. Üçlü defans. Genelde ortayı ikili bazen üçlü tuttuk. Ee, bazen şöyle kılıç AMC pozisyonuna alıp şöyle çift MC oynatıp şunu şöyle AMC pozisyonuna aldığım da oldu. Böyle de oynadık. Duruma göre, maçın değişik pozisyonlarına göre oynattık bu şekilde. Ama bu arada şöyle iki tane süper yedeyim oldu. Birincisi şu. Hatırlarsınız birkaç bir sezon öncesinde bir video çekmiştim bu oyun bu oyuncakında. Bu da yine gençlik akademisinden gelen bir oyuncu. Bunu biraz ufaktan geliştirmiştik. Oyun tarzı yok bunun. Ee, ve bu oyuncuyu arkadaşlar sol kanada isotçunun yerine arada ufak ufak destek anlamında veya oyun atıyorum sakatlanır bir şey olur sol kanatta bu eleman çalışıyordu sağ kanatta da şu eleman çalışıyordu sağ kanatta işte Erdem'in sakatlığında vesaire bu eleman güzel bir MR pozisyonunda iş yapıyordu kanat forvet bu da var güzel yani bu şekilde e, kanatlarda ufak ufak e, yedek oyuncularını yetiştirdim. Ama gördüğünüz gibi ortada veya defansa yakın böyle bir yerde bir yedeğim yoktu. O noktada da hemen şu Ortiz devreye girdi. Çünkü normalde arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Aslında şurada DMC, DMC pozisyonunda bu oynuyordu. Şu an biraz önce, biraz sonraki lig maçımda bu eleman ee, kart cezalısı olduğu için Ortiz'i oynatıyorum. Ortiz de Özel sponsorluk ödüllerinden geldi. Şimdi bu elemanın şöyle güzel tarafı var. İyi bir DMC. Oyun kurucu özelliği de var. Gayet güzel. Ama zaten yaş 25 ve bu eleman gördüğünüz gibi oyun tarzı özelliği de yok. Yani çok başarılı olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ama ben önümüzdeki sezon bu elemanla zaten devam etmeyi düşünmüyorum hiçbir şekilde. Ama işte güzel bir DMC bu oyunda çok çok önemli. O yüzden bu Gençlik Akademisi'nden gelen elemanı tam bu Ortiz'in olduğu yere yetiştirmek istiyorum. Çünkü şu oyuncu bu güzel ama hatta çok güzel boyu var. 1.95. Hava topu hakimi de var. Yani ben bunu DMC pozisyonunda geri mantıkla yasladığımda gerçekten kornerde vesaire etkili olduğuna inanıyorum. Hava toplarında alıyor çünkü. Güzel. Oyun tarzı olmaması kötüydü ama yani 1-2 sezon daha ben bu elemanla idare ederim. Gördüğünüz gibi kafa vuruşu 156 pozisyon 148 pas vermesi 170 çok çok güzel. DMC pozisyonundan çıkıp gollük pasları veriyor olması mükemmel. Yani o yüzden ben bu oyuncuyu seviyorum. Önümüzdeki sezonda oynatırım 1-2 sezon daha ama dediğim gibi ee, onun yerine ufak ufak bir yedek yetiştirmemiz lazım. Çünkü zaman geçiyor işte gençlik akademisinden gelecek olan oyuncu onun yerinde olacak kısmetse. Gelelim taktiklere. Takım anlayışımız savunma. Ben arkadaşlar savunmacıyım. Yani bilenler biliyor zaten. Sert savunmayı beğenmiyorum. Çünkü benim takımda ben ne zaman sert savunma oynasam, e, denesem daha doğrusu. Çok saçma sapan goller yiyorum. Benim takım sert savunmaya çekilemiyor. Böyle bir şey var. Bilmiyorum. Pas yorum. elbette dediğim gibi AMC, MC ile oynuyorsanız özellikle ortadan ilerliyorsunuz. Kısa paslar her zaman güven veriyor. Kontrata zorlama kapalı. Gerek yok. Zaten savunma yapıyorum. Takımı kontrata çık deyip e, durduk yere boş yerine top kaybı yaptırma ne sprisi de yok. Ha, hücuma geçersiniz veya ne bileyim işte e, hücuma geçmeden de kontratak oynamak istiyorsanız o zaman açarsınız ama ben onu istemiyorum. Alçak presle oynamak avantajlı. Rakip yorulurken siz dinç kalıyorsunuz. Alçak pres ilk etapta güzel. Oyunun ilerleyen aşamalarında, ikinci yarı özellikle veya maçın 35-40. dakikalarında artık ikinci yarıya gelirken pres tarzını yüksek yapıp bir anda basabilirsiniz. Avantajlarını ben gördüm. Top çalma tarzınız zor. Ben kalecime güveniyorum arkadaşlar. Ee, yani benim defans oyuncuları rakibi faulle durdurduğunda oynamayın. Ee, rakip serbest vuruş kullandığında eğer kötü bir kaleciniz varsa durduk yere gole sebebiyet verdirebilirsiniz. Ama ben bu sezon hemen hemen tüm maçlarda top çalma tarzını zor olarak oynadım. Çünkü gördüğüm kadarıyla defans oyuncuları e, topa çok sert bir şekilde basıp rakibin ayağından alıyorlar. Güzel. Markajım ben adam adamayı seviyorum. Özellikle 3 defansımız, 3 kişilik defansım varsa adam adamı oynuyorlar. Güzel. Offside taktiğim gördüğünüz gibi kapalı. Gerek yok yani. Ben daha bu daha çok sıvacı tarzı çünkü arkadaşlar. Offside taktiğiyle oynayabilirsiniz elbette. Bu takıma daha bir esneklik kazandırır. Hücum gücünü arttıra arttıran bir unsurdur. Eğer e, arkada offside taktiğiyle oynayıp aynı şekilde kontrata takımı zorlatırsanız Avantajlı olabilir. Ama dediğim gibi ben şu an bu sistemle oynadım ve ligde de gayet güzel golleri sıraladık. Şöyle göstereyim. En son ligi şöyle bir daha bir bakalım. Gördüğünüz gibi 112 tane golüm var. Ee, 60'ın üzerinde olanı yani yarıdan fazlasını neredeyse. Neredeyse de yarıdan fazlasını. E, tek forvetim görmüş olduğunuz gibi Mbappe 60 oldu. Evet, bu sezon arkadaşlar bu kadar. Hayırlısıyla birkaç saat sonra e, ligin son maçını oynayıp, kısmetse ku şampiyonluk kupasını kaldırıp bu sezonu tek kupayla veda edeceğiz. Bu arada federasyonu da şöyle bir göstereyim. Federasyonda arkadaşlar e, sınırdayız, öyle söyleyeyim. Ha, sınırı geçmişiz arkadaşlar. Ben bu videoyu çekmeye başlarken e, henüz daha şu birincilik, hemen şunu alayım. Çok şükür x 8'e henüz çıkmamıştık. Daha sezon e, sonunu bekliyorduk. Evet, ayarlanmış. Ve arkadaşlar önümüzdeki sezon yine en iyileri çıktık. Şu an bunu görüyorsunuz. Şu an 7. sıradayız. Eğer başka bir değişiklik olmazsa, bir aksilik olmazsa hayırlısıyla e, en iyileri çıkmak üzereyiz tekrar. Geçen sezon yine en iyiler dedik. Yani asansör takım gibi elmastan en iyilere, en iyilerden elmasa bu aralar git gel yapıyoruz bakalım. Hayırlısıyla bu arada takım arkadaşlarım da göstereyim. Çok teşekkürler hepinize. Ee, çok güzel destek verdiniz. Çok güzel yardımcı oldunuz. İnşallah önümüzdeki sezon yine hepinizle beraberiz bakalım. Evet arkadaşlar federasyonda göstererek bu sezonu kapatalım. Ee, son bir hatırlatma yapayım. Gecenin ilerleyen saatlerinde yeni güne geçmeden önce tüm takımı... Ee, yoğun antrenmanlarla %30'un altına düşene kadar antrenman yaptırabilirsiniz. Unutmayın diye söylüyorum. Çünkü önümüzdeki sezon yani yarın sabah itibariyle bütün takım full kondisyonla zaten güne başlayacak. Dolayısıyla geceden iyi bir sıkı antrenman yaptırabilirsiniz bu bir. İkincisi bir şey daha söyleyeyim. Eğer takım düşürmek isteyenler varsa takımdaki gereksiz oyuncuları dışarı atmalarının avantajı olacaktır. Ee, bununla alakalı olarak takım gücü düşürmek her şey gibi bir video açıklamıştım. Hatta onunla alakalı linki bu videonun altına da koyabilirim tekrar. Ee, takım gücü düşürmek nedir, ne değildir diye aranızda soranlar varsa o videoya bakabilirler tekrar. Ee, hatta o noktada benim atacağım oyuncuları ben hemen söyleyeyim. Öncelikle bunu göndereceğim arkadaşlar. Zaten 25 yaşında gereksiz oyuncuları gönderiyorum. Bakın asıl oyuncularımı tutuyorum hala elimde. Ondan sonra ee... evet. benim başa göndereceğim oyuncu yok arkadaşlar. Yani takım gücü böyle kalacak. Şöyle orta alanda mesela Ferrari var. Bu güzel. Ben hala bunu kullanıyorum. Yani iyi bir yedek de olur aynı zamanda. Dolayısıyla ben şu an bu seviyelerdeki oyuncularla devam edeceğim. Kılıç Arslan gayet güzel. Bu sezon çok çok iyi verim verdi ben yani 127 normalde hani böyle yüksek oyuncuyu takımda kullanmayacağınız oyuncuyu atmanız avantajlı olabilir. Ama ben bu oyuncuyu kullanacağım arkadaşlar. Yani e, gerekiyorsa takımdaki elemanlar yani yine güçlü elemanlarla çarpışacağız demektir bu. Çünkü takımdan oyuncu gönderemiyorum ama demin kaleci demişti. Kalecim güzel demiştim. Kalecimi de göstereyim. Bu da arkadaşlar Gençlik Akademisi'nden geldi. Gördüğünüz gibi Libero kaleci. Teke tek etek durdurucu ve penaltı kurtarıcı özelliği var. Yani penaltılarda da etkili güzel birebirde de etkili yani sevdiğim bir oyuncu dolayısıyla ben bu oyunculardan arkadaşlar hiçbirini atamam satamam gönderemem evet bu da iyi yani verimli oyuncular arkadaşlar bunlar hani ben bunların hepsini hemen hemen hepsini hatta hepsini bak Pereira falan bakmayın ben çünkü Paris Saint Germain yaptığım için isimlerini değiştirdim. Ben bunların hepsini arkadaşlar Gençlik Akademisi'nden her sezon 1-2-1-2 yetiştirerek aldığım oyuncular. dolayısıyla yani her birinde emek var ve ben bu oyuncuların hiçbirini satmaya kıyamıyorum ne diyeyim. Ortiz geldi, geldiği gibi gidecek bu kadar. Evet bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen'de kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.